Halil Ferah. AKP'nin ikna odası. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayat pahalılığına ilişkin sorun ekonomik değil, psikolojik dedi. Bir kesim var ki zaten azılı muhalifler ne demek istiyorsun diye itiraz ettiler. Ancak zaman içinde hiç de öyle olmadığını herkes anladı. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türk varlıklarına karşı çok güçlü bir ilginin olduğunu savunarak Şimdi halkı enflasyonun düşeceği konusunda ikna etmemiz gerekiyor dedi. Güler misin ağlar mısın? Sayın Şimşek siz şaka mı yapıyorsunuz diye soracağım ama kendisine ulaşmak ne mümkün. Belki bu sayfadan dinler de haberdar olur. Diyelim ki ikna etmek için çabalamaya başladı. Peki birisi çıkıp da ben evime bir litre süt alamıyorum ama bazıları manda yoğurdunu nasıl yemem gerektiği tarifini veriyor dese ne diyecek? ya da birisi hastanede sıra beklerken bir göçmen gelip elini kolunu sallaya sallaya öne geçip muayene oluyor, sonra da benim kıt kanaat aldığı maaştan kesilen ilaç için 5 kuruş para vermiyor, önce sen bana bunu anlat dese ne diyecek? Ya da bütçede para yok derken okluktaki saray için 85 milyon 329 bin TL çiçek yeşillik nasıl alınıyor? bu paraya yaklaşık 4300 kişi bir ay çalışıyor, bu sana mantıklı mı geliyor dese ne yanıt verecek? Dişinden tırnağından arttırarak gözünün bebeği evladını okutan, büyüten, sonra da yazılı sınavdan en yüksek notları alan ancak mülakatta onun bunun yakınına yer verilen, kendi çocuğu haksız yere elenen ana babaya ne diyecek? Gak dediğinde gözaltına, guk dediğinde cezaevine tıkılan gençlere ne vaat edecek? Türk gençleri işsizlikten kırılırken, hayallerini, umutlarını kaybetmiş, bazıları intihara sürüklenirken, Dünya Bankası'ndan alınan paranın şartının, istihdamın yarısı sığınmacı, göçmen olacak şartına karşılık nasıl savunma yapacak? Emekli olan birisi, yıllardır maaşımın üçte bir oranında veriyorsun. Bana vermediğin üçte ikilik kısmı kime verdiysen ondan al dese ne diyecek? Sayın Şimşek bir laf vardır. Vermeden almak Allah'a mahsus derler. Artık deniz bitti. Siz de biz de bunu gayet iyi biliyoruz. Bunun için bir takipçimin naçizane tavsiyesini size aktarayım. Kısa vadede kamu yönetiminde tasarruflar garanti kapsamlı ödemelerin belli kurdan sabitlenmesi hatta askıya alınması, gereksiz vergi aflarının iptali, tüm vergilerin tahsili yoluna gidilmesi, orta vadede tarımın ve sanayinin desteklenerek derhal üretime geçilmesi ve en önemlisi hukuk düzeninin yeniden ayağa kaldırılması enflasyonu direkt düşürmese de enflasyon beklentisi algısında olumlu gelişmeye neden olur. Bunun yanında TÜİK enflasyon ölçümlerini ısmarlama rakamlarla değil gerçek rakamlarla açıklamalı. Olur mu? Bu iktidarlı olmaz. Hiç umut yok. Ya Gördünüz mü? Bu halk sizin sandığınız gibi saf sepelek bir teba değil. Zaman içinde en az sizin kadar ekonomist. Onun için ikna etmeye çalışmadan önce icraat üretin. Yoksa o ikna odası dediğiniz dört duvar arasında karanlıkta kalırsınız. Benden söylemesi.